Hocam seçimlerde kimi destekledik? Ben Tayyip Erdoğan'ı sonuna kadar. Neden? Seviyorum. Sevdiğiniz için mi? Dünya lideri. Her konuda lider. Şu anda dünyada tek. Bu millet reisi hak etmiyor. Transfer olsaydı inanın yurt dışına başka ülkeleri alırdı reisi. Nereye misal Trump? Hepsi. Yunanistan dahil hepsi. Biden'ın bile yerine bile alırlardı. O kadar yani. Bir bizikler mi hak etmiyor? Nasıl? Bir bizikler mi hak etmiyor? Bizimkiler hak etmiyor. Çünkü gerçekten yani eskileri bilmiyor. Özellikle gençler. Ben öğretmenim. 30 yıllık öğretmenim. İstanbul'a ilk atandığımda öğretmenler limon satıyordu. Her birinin iki işi vardı. Hatta yeni atandım Kasım ayı. Daha bir aylık öğretmenim okula biri geldi. Dedi ki hocam sizinle 2 dakika görüşebilir miyiz? Buyurun dedim öğretmenler odasına görüşelim. Hocam dedi bizimle çalışır mısınız? Dedim ben öğretmenim deyince biliyorum hocam dedi. Biz pazarlama şirketinden geliyoruz. Bizimle çalışır mısınız diye şey yaptık. O zaman garibime geldiydi ama daha sonra görünce bütün öğretmenlerin iki iş yaptığını ben de iki iş yapmak zorunda kalınca anladım ve adamlara hak verdim. Öğretmen o zaman ayak altındaydı. Şimdi tamam şartlar çok ağır olabilir, enflasyon vesaire ama dünyaya... Öğretmenlere geçinemiyoruz diyor. Onlar yanlışlar. Onlar 10 bin, 12 bin diyorlar. Bak onlar o günleri görselerdi şu Tayyip Erdoğan'ı başlarının üzerinde gezdirirlerdi. O günler gerçekten zordu. Sadece atandığı maaş, bak Allah rahmet eylesin Erbakan'la öğretmenin maaşı 3 liradan 7 liraya çıktı. Ama öğretmenler o gün de beğenmedi. Şimdi bugünkü öğretmenler gene beğenmiyor. Ama ben Allah'a şükür 6 kişiyim. Tek kişiyle geçinemiyordum. Şimdi 6, 4 çocukla hanımla beraber geçiniyoruz şükürler olsun. Sanki... Evet geçiniyorum şükürler olsun. Şikayetçi değilim. Önemli olan vatandır, millettir. Suriye gibi olmaktansa, Afganistan gibi olmaktansa memleketimde gezeyim. Tamam mı? Yavan ekmek olsun hiç sıkıntı yok. Şimdi biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Çanakkale'yi yaşamayanlar, onun özüne inemeyenler, o ruha sahip olmayanlar reisi anlayamazlar. Anladın mı? O yüzden de ben sonuna kadar reisin arkasındayım. Allah-u Teala hayırlı uzun ömür versin. Ama başımıza diyelim ki başka biri gelecek. Ben onun için de gece gündüz dua ederim. Niye? Çünkü bizim dualarımızla bunlar iyi olacak. Yanlış yaptıkları yerde uyaracağız, doğru yaptıkları yerde arkalarında duracağız. Şimdi sorun bu. Kılıçdaroğlu neden kaybetti peki? Kılıçdaroğlu kaybetmesi normal. Niye? Çünkü kendi aklıyla hareket etmiyor muhalefet. Kendi aklıyla hareket ederse kazanır. Nasıl? Biden bir şey söylüyor onunla yapıyor. İngiltere'den biri bir şey söylüyor onunla yapıyor. Büyükelçi geliyor onunla bir şey yapıyorlar. Hepsi aynı. Her biri ayrı telden çalıyor. 7 değil 70'li masa bir araya geldi. 700'lü masa gelse reisin karşısında gene kaybederler. Bak bütün dünya bir araya gelse çünkü niye biliyor musunuz? Bir iniş vardır, bir çıkış vardır. İslam dünyası artık Türkiye ile çıkışı yaşıyor. Yıllarca, 100 yıl esir ettiler. Mesela Venezuela lideri değil mi? Maduro'ya bir ambargo uyguladılar yakın bir zamanda. Türkiye'ye diyorlar ki ambargo uyguladılar. Ben de inanmıyordum ama Venezuela liderini yaşadıktan sonra dedim ki ya demek ki ambargo olayı doğruymuş. Türkiye'ye 100 yıllık bir ambargo uygulanmış. Ne zaman... Maduro'yu devirmeye kalktılar değil mi? Hepiniz biliyorsunuz o Maduro'yu devirmeye kalktılar ama darbede başarılı olamadılar. Çünkü Türkiye'de yanındaydı Maduro'nun. Daha sonra Rusya savaşı çıkınca Ukrayna'yla bir baktım petrol darboğaz, doğalgaz darboğaz olunca Amerika dedi ki biz sizin üzerinizdeki ambargoyu kaldırıyoruz, petrol çıkarabilirsiniz. Ha demek ki Türkiye'de ambargo uygulandı ki 100 yıldır. Bak şimdi bugün bir yabancı bilim adamıdır artık. Petrol şirketinin Shell markanın şeyi orada onun başında bulunan kişi diyor ki Türkiye petrol yatağı diyor. Ben buna gerçekten inanıyorum. Yani önümüz çok açık. Kimse korkmasın. Reisten sonra gelecek kişi daha kaliteli olacak. Kim o? Onu da garanti veriyorum. Var mı kafamda? Kafamda biri yok. Ama kim gelirse gelsin reisten daha kaliteli olacak. Ne dedim? Bir çıkış vardır bir iniş vardır. 100 yıldır biz inişteydik. Şimdi çıkışa geçtik son 20 yıldır. Bundan sonra zirveyi yakaladık. Reisten sonra gelen bir kişi ben şimdi hangi TV? Şimdi reisten sonra gelecek kişi reisten daha kaliteli olacak. Allah abi, nasip. Ekrem İmamoğlu gelsen olacak. Ya Ekrem İmamoğlu. Kaliteli. Ya ben Ekrem İmamoğlu demiyorum. Makaryos diyorum. Çünkü Beylikdüzü'ne Makaryos'un heykelini diken adam Ekrem İmamoğlu olamaz. Benim adım da Ekrem ama ben hakaret gibi kabul ediyorum. Şimdi onun için insanlar dikkatli olacak. Kim bizden, kim değil bunu anlayacak. El hareketlerinden, işaretlerinden, mimiklerinden, yüzünden, bakışlarından şu gözler var ya insanı anlatır. Gözlerinden takip edecek. Tamam da abim Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazandı. Ne İstanbul yaptı? Kazanan Türkiye kazanmaz mıydı abi?
Yok canım öyle bir şey. Kılıçdaroğlu yerine Türkiye aday olursa Ekrem İmamoğlu olacak. Kim? Kılıçdaroğlu? Yerine bir sonraki seçimde 2028'de İmamoğlu kazandı. Değil mi? Bak ne dedim, Erdoğan'dan sonra daha iyisi gelecek. Kılıçdaroğlu'ndan sonra gelen de daha kötü olacak. O kadar diyorsun. Bak ya, bunlar kayıt altına alınıyor. Bu, bak Kılıçdaroğlu'ndan sonra gelen CHP'li, HDP'li fark etmez hepsi reisten Kılıçdaroğlu'ndan daha kötü olacak. Kılıçdaroğlu'nu arayacaklar. Nasıl reisten sonra gelen iyiyse Kılıçdaroğlu'ndan sonra gelen daha kötü olacak. Ama ben olsam şeyi alırım. Kılıçdaroğlu reisin yerinde şenlik kaynağı Türkiye'nin her hareketiyle. O yüzden de insanlarda iyi bir yön bulmak istiyorum. Onda da o şeyi buluyorum. Ama ne diyeceksin işte Türkiye burası. Aslında reis de Kılıçdaroğlu'nun Makaryos dediğimiz kişinin şunun bunun yarışması bile yanlış. Reisin karşısında çünkü duracak kimse yok şu anda. Bak dünya üzerinde diyorum. Bırak Türkiye'den bahsetmiyorum. Dünya üzerinde reisin karşısına çıkacak bir Allah'ın kulu yok. Onun için demokrasi masallarıyla neyle? Demokrasi masallarıyla git memleketinde yaşa dersin gitmez. Niye? İstanbul'un kaymağını yiyecek. Bir önceki bayan diyor ya kiralar 20 bin. Sen ona de ki git memleketine gitmez. Çünkü niye gitmez? Gitmez çünkü buranın kaymağını yiyor. Burada sosyal etkinlikler şunlar bunlar her şey var. Git Anadolu'ya. Ne var Anadolu'da? Gittiğin mahallenin bir ucu orası bir ucu burası. Çocuğuna söylesen çocuk baba hep aynı yeri geziyoruz diyor. İstanbul'da 20 bin lira kira diyen kişi o park senin, bu eğlence mekanı senin, bu AVM senin geziyor tozuyor. Peki normal mi abim 20 bin 18 bin yani şunu diyeyim Almanya'da mi? Şu 700, AK Partili, 800 euro burada bak, da 700. Bu AK Partililer dinlesin, AK Parti'nin en büyük yanlışı eğitimle ilgilenmiyor. Eğitime milli eğitim gelmesi lazım. Milli eğitim. Bak ben öğretmenim, eğitim yok. Öğretim o da askıya gitti de eğitim olayı yok. Büyük, küçük, ahlak vesaire bu değerler kayboldu. O yüzden de AK Parti'nin eğer bir yanlış arıyorsa yol, köprü, elektrik, su, ondan sonra doğalgaz, altyapı, üst kapı, petrol hepsi tamam. 10 numara. Toka varana kadar 10 numara. Ama okulların hali berbat. Buradan sesleniyorum reise. Milli eğitimi getirsinler. Gerçek tarih anlatılsın. İslam sadece kitaptaki İslam anlatılmasın. İslam'daki kültür, İslam böyle kitaptaki tarih anlatılmasın. Öğretmenler özüne dönsün. Öğretmenler bir şey yaparken kendi yaptıklarını anlatsınlar. Kendi yaşadıklarını anlatsınlar. Vatan sevgisi yoksa değinmesin. İslam sevgisi yoksa değinmesin. Peygamber Efendimiz'i tanımıyorsa üstünde kitabı okutsun oradan geçsin. O mahallede pek dolanmasın. Niye? Allah-u Teala diyor ki siz yapmadığınız şeyleri insanlara mı öğütlersiniz? Bugün yapmadığı şeyleri öğütleyen bir eğitim camiası var. O yüzden de öğrencilerimiz hep kızlarız çocuklara. Sen yaptın ben yaptım. Ya bu çocuklar bizden gördüklerini yapıyorlar. Kendi çocuklarım da dahil. Bizden gördüklerini yapıyorlar. Onun için biz model insan olma durumundayız ve olmamız mecbur. Bu sağlandığı zaman Allah'ın izniyle bu memleket zaten olduğu yerde süper güç. Bundan sonra daha süper güç olacak. Bak hiçbir devlet yetişemeyecek bundan sonra. Onun için kıymetimizi bilelim. Örf adetlerimizi, gelenek göreneklerimizi, inançlarımızı, tarihimizi hakkınca öğrenelim. İnşallah dünyaya yön veren millet biz olacağız. Öğrencilerimi hep cennet çiçekleri diye yetiştirdim. Ve onlara 30 yıl önce bu günleri gösterdim. Dedim ki Allah izin verirse bir gün gelecek Türkiye şahlanacak. O gün biz çilesini çekecek siz kaymağını yiyeceğiniz dedim. İşte o günler geldi. Başında reis olur şu olur. O zaman reis yoktu benim göreve başladığımda. Söylediğimizi Allah-u Teala çıkardı. Niye? Allah dostlarına gittim geldim ben Adıyaman menzilde.